Eğer CHP'yi gerçekten bir yönetim mekanizması içinde değerlendirdiğimizde Kemal Bey'in istifa etmesi gerekiyordu. Bugün değil ama yani daha önce Sayın Erdoğan'ın meydan okumaları var. Yani eğer ben kaybedersem istifa edeceğim. Sen de ediyor musun? Edecek misin diye meydan okumaları var. Yani 2014'te var mesela. Evet. 2011'de var. Dolayısıyla Kemal Bey daha önce bu mekanizmaya tabi tutulmalıydı. Fakat diğer noktaya gelirsek değişim ama nasıl? Şimdi burada da Ekrem Bey'in izlediği yol haritasına bakmamız gerekiyor. Biraz önce ben bu Oksijen gazetesinde çıkan metni kaçırmışım. Mahmut Bey söyleyince baktım. Çok uzun bir metin mesela. Evet. Yani ve biraz spotlarına baktım. Gerçekten çok çarpıcı, işte gündemi belirleyici. Tamam, biz oradan hani bu işi analiz edenler Ekrem Bey'in bazı cümlelerinden hareketle CHP Genel Başkanı olmak istediğini hissedebiliriz. Bu tür çıkarsamalar yapabiliriz. Ama doğrudan söylemiyor. Doğrudan bir iddia yok. Doğrudan mesela CHP Genel Başkanı olma noktasında kurulmuş cümleler ya da bu anlamda açıklanmış bir kadro, açıklanmış bir manifesto. Bu internet sitesi kurulduğunda da açıkçası ben görmemiştim. Evet. Ona da mesela manifesto mu diyelim, manifestocuk demiştik hani, bildiricik. İçinde ne var? Şeffaflık, demokrasi, daha iyi yönetim, işte bu karanlıktan Türkiye'yi kurtarma, işte cumhuriyetle barışma filan, böyle genel geçer ifadeler ağırlıklı olarak vardı. Dolayısıyla Ekrem Bey'in burada izlediği yol haritası da bence süreç uzadıkça, tamam bir taraftan CHP'nin de kafasını karıştırıyor. Yani CHP kurumsal aklını zorluyor, tartışmaları artırıyor. Oradaki enerjinin birikmesini ve ne bileyim daha iyi bir muhasebe yapmasını engelliyor. Ama Ekrem Bey'i de bence ciddi anlamda zayıflattığını düşünüyorum bu sürecin uzamasının. Çünkü sen, vatandaş da şunu düşünüyordur. Kardeşim bir şey yapıyorsan yap. Bir şey söylüyorsan söyle. İddian varsa ortaya koy. Biraz net ol. Yani karşımızda net dur ki seni destekleyecek miyiz yoksa başka bir şey mi yapacağız? Dolayısıyla Ekrem Bey'in bu izlediği yol haritasının da onu, yani en azından şu ana kadar çizgisi, yani CHP Genel Başkanı yapabilecek bir potansiyele sahip değil. Yani dolayısıyla bu yol haritasıyla da bu bildirilerle CHP etrafındaki entelektüelleri besler, yeni metinler ortaya çıkar, yeni tartışmalar olur. Sol çevreler de bu tür şeyleri sever aslında, konuşmayı, tartışmayı. Ama buradan bir siyasal irade. Biraz önce mesela programın başında hepimiz neyi söyledik? Bu savunma sanayi noktasında Sayın Erdoğan'ın, ki demokrasi ve darbelere karşı mücadele konusunda da Yasin Bey değindi, ortaya bir irade koydu. Siyasi irade. Yani bütün bunların içine bir siyasi irade yoksa, siyasi cesaret yoksa, Oksijen'deki metinde cesaretten bahsediyor işte. Demokratik cesaret. Yeni siyasal ama, örgütlenme mimarisi öneriyorum da demiş ayrıca. Ama sizce burada yok, özne yok. Şimdi esas aranan şey Türkiye'de yani, partileri taşıyan genel başkanlardır, liderlerdir diyelim ağırlıklı olarak. Yukarı taşır, daha da büyütür, geniş çevreleri açar vesaire. Burada bir özne yok. Onu da söylüyor ama adını koymuyor. Güçlü liderlik gerekiyor diyor. Toplumla güven yani ilişkisi için de güçlü bir liderlik gerekiyor. Biz, yani Ekrem Bey'in 3 yıl boyunca şeyi tartıştık. Cumhurbaşkanı aday olmak istiyor mu, istemiyor mu? Danışmanı sık sık televizyonlara bağlandı o dönemde. Dedi ki ya nereden çıkarıyorsunuz böyle bir şey? Kesinlikle bizim öyle bir ajandamız yok. Ama bir taraftan da Ekrem Bey işte gazetecileri otobüse alıyor, turlar yapıyor, açıklamalar yapıyor. Farklı siyasal ne diyelim kompozisyonlar kurma noktasında adımlar atıyordu. Yani bir kere de çıkıp de ki ben aday olmak istiyorum. Ki ona bakan işte İYİ Parti Genel Başkanı ona bakıyordu sürekli. O müzakereler, tartışmalar filan. Cesaret burada metinlerle anlatılacak, tarif edilecek bir şeyin dışında buradaki cesaret cesur olacak şekilde çıkıp deklare etmeye gerektiren bir durum. Yani uzun uzun anlatırsın cesaret konusu, demokrasi, cesaret falan. Sen burada ne söylüyorsun? Ekrem Bey'in şu an en büyük eksikliği ve kendisine de en fazla zarar veren eksiklik gerçekten bir özne olarak ortaya çıkıp Kemal Bey'in karşısına
geçememiş olması. Peki geçse ne olur? Kurultay da yenilir. Yani bu da şu anki tabloya baktığımızda görünüyor. O noktaya da geleceğiz Yusuf Özkır.